Bir kuşkucu olarak mantıklı bulduğum şey, her ihtimalin, teorinin üzerinde düşünülmesi gerektiğidir. Ancak bu şekilde kendimizi sorgulamaya, düşünmeye kapamamış oluruz. O yüzden bu videoyu ve gelecekte yayınlayacağım benzerlerini, bir şeyin mutlak kabulü değil de ihtimal değerlendirmesi, irdelemesi, arayışı olarak görmeniz, konuya daha sağlıklı bakmanızı sağlayacaktır. Abiyogenez, spekülatif ve tartışmalı olmasına rağmen, dünyada yaşamın nasıl ortaya çıktığına dair yaygın teorilerdendir. Bu teori, milyonlarca yıllık ilkel dönemden itibaren gerçekleşen evrimsel süreçte cansız maddenin canlı hücrelere dönüştüğünü savunur. Teoriye göre basit, hücresel yaşam formları doğal seleksiyon yoluyla yavaş yavaş gelişmeye başlar ve rekabete dayalı genetik mutasyon, adaptasyon dönemlerinden sonra sayısız canlı türü ortaya çıkar. Bu teori 1950'lerden beri bilimsel bir gerçek olarak desteklenir ve savunucuları bazı amino asitlerin inorganik bileşiklerden başarıyla sentezlendiği bir dizi deneyi örnek gösterir. Sorun şu ki, bazı amino asitler en basit hücresel yaşamı oluşturmak için gerekli olan proteinlere eşdeğer değildir. Ayrıca bu proteinler, canlı bir hücrenin sahip olduğu karmaşık yapının da çok gerisinde kalır. Aslında moleküler biyoteknoloji ilerledikçe hücrelerin karmaşıklığına dair keşif ve anlayışlarımız da ilerliyor. Alternatif bir görüş olan panspermi teorisi, yaşamın evrenin başka bir yerinde tanımlanmamış süreçlerde ortaya çıktığını ve daha sonra bir asteroid, kuyruklu yıldız, göktaşı gibi bir gök cismiyle dünyaya yayıldığını savunur. Modern ve kesinlik kazanan bazı çalışmalar, Güneş sistemimizde ve yıldızlar arası uzayda karmaşık, organik moleküllerin var olduğu sonucuna varmıştır. Öyleyse, güçlü olan ihtimallerden biri de hayatın temel yapı taşlarının buraya, bu tür mekanizmalar yoluyla gelmiş olabileceğidir. Panspermi teorisinin türevlerinden biri de yönlendirilmiş panspermidir. Organik yaşamın uzaydan bilinçli bir şekilde taşınması olarak tanımlanabilir. Teoriye göre karmaşık organik yaşamlar üretmek amacıyla cansız ama içinde yaşam barındıran astronomik cisimler dünyaya kasıtlı olarak taşınmıştır. Başka bir deyişle, yüksek teknoloji kullanan ve evrende yaşamın gelişimini sağlamak için kasıtlı olarak gezegenleri veya uydularını aşılayan zeki bir türün eylemleri olarak tanımlanabilir. Kulağınıza bilim kurgu gibi gelmiş olabilir. Fakat Francis Crick, Leslie Orgel, Sidney Brenner gibi çok beğenilen dünyaca ünlü bilim insanları bu teoriyi destekleyerek konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yayınladılar. Brenner'ın genetik kodu çözme çalışmaları ile Nobel ödülü kazandığını, Francis Crick'in James Watson ile birlikte DNA sarmalını keşfetmesi ile Nobel ödülü kazandığını ve bildiğimiz şekliyle genetik bilimini doğurduğunu da belirtmek gerek. Yani öyle sıradan insanlar değiller. Yaşamın kendisini tanımlamanın kolay olmadığını bilmek önemlidir. Yüzlerce tanımı vardır ve bazı durumlarda tüm bölümler yalnızca bu temel sözcüğü, kavramı tanımlamaya ayrılmıştır. NASA'nın tercih ettiği tanıma göre hayat, evrimleşebilen, kendi kendini idame ettiren bir kimyasal sistemdir. Başka bir deyişle, yaşam, kendini yeniden üretebilen ve hayatta kalmanın gerektirdiği şekilde evrimleşebilen maddedir. Bu tanımla aklımıza Charles Darwin'in gelmesi olağandır. Panspermi veya yönlendirilmiş panspermi, yanlış bir şekilde Darwinci evrim kavramına karşı
bir başkaldırı olarak yorumlanmamalıdır. Darwinci evrim, yaşamın çevresine uyum sağlama sürecinin yanı sıra, yaşamın köklerini de iç içe geçiren pek çok çağrışım ve varsayım biriktirmiştir. Doğal seçilimin yönlendirdiği ve genetik mutasyonlar, adaptasyonlar anlamına gelen evrim süreci köklü bir bilimsel alandır. Ancak var olan tüm yaşamın kaynağı olan bu süreç tamamen bilimsel bir gerçek midir? Hatta modern moleküler biyoloji çalışmalarında bu sürecin rekabetçi doğasının çok fazla büyütüldüğüne ve sürecin çok daha sembiyotik olabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır. Simbiyoz, diğer adıyla ortak yaşarlık, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamalarıdır. Bu ortak yaşam, bitkiler arasında olabileceği gibi bitki ile hayvan arasında da olabilir. Örneğin, mantarlar ve fotosentetik alglerin simbiyotik birlikteliği sonucu likenler meydana gelmiştir. Mantar ve algler nasıl birlikte yaşayarak likenleri oluşturuyor diye merak ediyorsanız kısaca açıklayayım. Mantar, suyu ve tuzu emerek onları alglere verir. Böylece alg de fotosentez yaparak organik bileşikleri meydana getirir. Genetik çalışmalar literatürü, piramitlerin memelilerden yaklaşık 85 milyon yıl önce ayrıldığını, daha sonra çeşitli büyük maymun alt gruplarının da yaklaşık 15 ila 20 milyon yıl önce ayrıldığını gösterir. Oradan iki ayaklı harekete geçişin de yaklaşık 6-7 milyon yıl önce meydana geldiği tahmin edilir. Bu teorik geçiş, ilk insan atalarının dünya çapında göç etmesini sağlamıştır. Fakat iki ayaklılığın gelişimini inceleyen bazı antropologlar, yürüyüşteki bu evrimin tek başına bu primatların dünya çapında yayılmalarını sağlayacak kadar güçlendiremeyeceğini belirtmişlerdir. Platon ve Pisagor gibi Yunan düşünürleri, mitolojinin tanrılarının gerçek olduğu, doğal süreçleri başlattığı ve gezegene yaşam aşıladıkları hakkında detaylı yazılar yazmıştılar. Elbette bu fikirler, insanlığın ve dünyanın yaratıcıları olan tanrıların panteonlarına dair binlerce yıllık inancın ürünüydü. Bu gibi düşünceler, Darwinizmin yükselişi ve sanayi devrimiyle birlikte geleneğe indirgenmiş, tamamen mitoloji haline gelmiştir. Rönesans döneminde Roma Kilisesi'nin bilimsel keşif ve araştırmalar yapanlara ölüm tehditleri savurması, aforoz etmesi, bilimsel çalışmalar yapanları kınayan cevaplar vermesiyle dinsel ve bilimsel görüşler arasında ideolojik bir ölüm-kalım savaşı başlamıştı. 20. yüzyılda alternatif tarih yazarları eski medeniyetlere ait eserler hakkında kitaplar yayınlamaya başlayınca, bilim ve mitolojinin karışımı olan antik astronot hipotezi popüler hale geldi. Bu hipoteze göre mitolojide adları geçen tanrılar aslında insan olmayan, zeki, gelişmiş türlerdi ve dünyada veya çeşitli gezegenlerde yaşamı başlatmak için ileri teknoloji kullanıyorlardı. İnsanlığa sanatı ve bilimi miras bırakmışlardı. Popülerleşen bu hipotez, kısmen de olsa dünyanın dört bir yanındaki insanların anormal hava olaylarını gözlemlemesi, bu konuda artan koleksiyonlar ve uzay ile ilgili alanlarda kaydedilen ilerleme ile beslendi. Bazı otoriteler panspermia teorilerini ironik bir biçimde sapkınlık olarak görüyorlar. Günümüzde çoğunluğun panspermi teorisini duymamasının, ana akım kamuoyunda bununla karşılaşmamasının nedeni de budur. İronik diyorum çünkü bilimsel olduğu sürece her teori değerlendirilmeye değerdir ve bunları sapkınlık olarak nitelemek
bilimin doğasına da aykırıdır. 2017'nin sonlarında Hawaii'li gökbilimciler Güneş sistemimizden geçen ilk yıldızlar arası nesneyi keşfettiler. Ona Oumuamua adını verdiler. Başta bir kuyruklu yıldız olduğu zannedildi ancak daha sonra bir kuyruklu yıldızın kriterlerine uymadığı ortaya çıktı. O halde asteroittir dediler ama daha sonra bu nesnenin bizim Güneş sistemimizin dışından geldiği fark edilince onu yıldızlar arası nesne olarak tanımlamak zorunda kaldılar. Çünkü uzun süre takip edilen bu nesnenin benzersiz hareketleri vardı. Bunlar kesinlikle bir gezegenin ya da yıldızın sahip olamayacağı hareketlerdi. Çünkü belirli, sabit veya gezegenlerden bildiğimiz gibi dairesel hareketler değil, tıpkı bir aracın hareket ettiği gibi karmaşık ve düzensizdi. Bu nesnenin Güneş'in kurtulma hızından daha yüksek hızla gelmesi, gezegenlerin yörüngeleri ile ters yönde hareket etmesi ve hiçbir zaman Güneş sistemine yer çekimi yönüyle bağlı olmadığını gösteren yüksek dış merkezliliği, onun bir yıldızlar arası cisim olduğunu düşündüren kuvvetli yönleridir. Ona verdikleri Hawaii dilindeki ismi uzak geçmişten gelen haberci anlamına gelir. Harvard'ın astronomi bölümü başkanı Avi Loeb, nesnenin bir kaya olamayacak kadar hızlı hareket ettiğini ve bir kuyruklu yıldız gibi buhar püskürtmediğini belirtti. Uzman görüşlerine göre verilere uyan tek makul görüş bir akıllı uygarlığa ait olduğuydu. Hatta gökbilimciler Oumuamua'ya benzer bir yıldızlar arası nesnenin yılda birkaç kez iç güneş sisteminden geçtiğini tahmin ettiklerini ancak soluk renginden dolayı fark edilmesinin zor olduğunu, şimdiye kadar gözden kaçtığını, Pan-STARRS 1 gibi inceleme teleskopları sayesinde onları keşfetme şansını yakalayacaklarını belirttiler. Apollo astronotu Al Worden'a birkaç yıl önce katıldığı Günaydın İngiltere'de dünya dışı varlıklara inanıp inanmadığı soruldu. Worden onlara inandığını, var olduklarını bildiğini çünkü onları her gün gördüğünü söyledi. Programın sunucusu onun bu cevabını şaka zannederek gülünce onlara şaka yapmadığını söyledi. Uzak, tarih öncesi geçmişte zeki bir türün dünyada yaşamın temellerini attığı yönünde açıklamalara devam etti ve insanlara Sümer mitolojisini okumalarını önerdi. Bir diğer astronot Buzz Aldrin, Mars'taki 200 metre yüksekliğindeki anormal bir nesnenin insan dışı medeniyetin kanıtı olduğunu açıklamıştı. Ancak astronotların en ilgi çekici görüşlerinden biri, WikiLeaks ifşalarının ortaya çıkardığı Edgar Mitchell'a ait e-postadır. Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı iken Mitchell, Clinton'ın kampına gönderdiği bir e-postada şunları yazmıştı. Unutmayın, şiddete başvurmayan bitişik evrendeki dünya dışı zekalar dünyaya sıfır noktası enerjisi getirmemize yardımcı oluyor. Dünyada veya uzayda hiçbir askeri şiddete müsamaha göstermeyecekler. Eğer bu yaşam formları tam burada, galaksimizde mevcutsa, o zaman gezegenimizdeki yaşamın başlangıcıyla ilgili etkilerine dair olasılık ihtimali de kat ve kat artacaktır. Bu, teorik bilim alanında Fermi paradoksu olarak da bilinen bir kavramdır. Bu tartışmalı paradoks, evrenin yaşı, muazzam boyutu ve kendi gelişimimiz hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, evrenin akıllı yaşamla birlikte var olması gerektiğini ya da en azından onların kalıntılarıyla dolu olduğunu öne sürer. Tabii, başlarken de belirttiğim gibi, bunlar kesinlikle dünya dışı yaşam vardır ve geçmişte dünya üzerinde aktif rol oynamışlardır anlamına gelmez. Bir kuşkucunun yapması gereken
her şeyden şüphe duymak, her ihtimali değerlendirmeye alıp üzerlerinde düşünmek ve haklarındaki bilimsel gelişmeleri takip etmek olmalıdır.